Haftalık burcumuza hoş geldiniz. 26 Kasım Koç burçları neler bekliyor diyorsanız, koçların aslında çok ciddi anlamda kendi aralarında ortaklı ya da çalıştığı noktayla ilgili bir gerginlik haftası geçiyor. Çünkü işlerle ilgili herkese saldırdığı için koçlarda böyle bir kıskaçları çıkartma dönemi başladı. O yüzden herkes alınganlık yapabilir. Dikkat diyorum koçlara. İşinizle alakalı gereksiz dedikoduları geride bırakın. İşinize konsantre olun. Sizde güzel bir aşk var ama aşktan önce aileyle ilgili geçiremediğiniz bir düşünceniz var. Yemek yemek, sohbet etmek. Hafta sonunu ailemizle geçireceksiniz. Gayet güzel ve eğlenceli olacak ama çocuk isteyen koç burçları için de aslında aralara kadar çocukla ilgili kararı vereceğiz. 2019'da da çocuklu heyecanla yaşayacağımızı söyleyebilirim. Sizde de ev değil de evdeki eşyalarla ilgili boya, badana, masa, sandalye dediğimiz bir değişim olacak. Koçlar, güzel değişimler söz konusu olacak. Sağlık problemi, mide ya da kasık bölgemizle alakalı apandis ya da bu noktalarınızla ilgili biraz şikayetleriniz olabilir. Uyku probleminiz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Ve uzun süredir dostlarınızla görüşmek istiyorsunuz. Aslında keyifli bir hafta, güzel bir hafta. Size puanım 10 diyorum. Boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız, boğalarda yeni işlerle ilgili değil de geçmiş işlerle ilgili evrakları düzeltmeye çalışıyorsunuz. İki ayrı iş kapısı sizi çok yormaya başladı ve uzun süredir kredi kartlarınız ya da ödemelerinizle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız Kasım bittikten sonra parasal hayatınız daha güzel bir noktaya geçecek. Yerinizde değişiklik evet var ama Şubat ayı değişiklik olacak. Ama farklı iş kontrolleriniz de var. Hatta bu işten sıkıldım diyen boğa burçlara iş arayışında doğru iş kapınız da var, sabırlı olun diyor. Özel hayat konusunda da aslında evliliğinizi kurtarmak ya da ilişkiyi kurtarmak gibi bir fikriniz var. İlişkiyle bütünleşmek ve ileriye doğru planlarınız var. Uzun süredir evliliğinizle problem yaşayan boğa burçları için de bu haftadan sonra evliliğinizi kurtarma haftasına giriş yapacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Sizde de aslında çok fazla alerjiden kaynaklanan cilt alerjileri olabilir ya da sırt ve boyundan kaynaklanan rahatsızlıklarınız olabilir. Dikkat diyorum. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin özel hayatıyla ilgili bir kavga, gürültü, patırtık ederken ha bittik ha gidiyor derken gerçekten ilişkinizi kurtarmış oluyorsunuz. Evlilik ya da ciddi bir noktaya doğru hareket sergileyecek. İş konunuzla ilgili yurt dışından ya da farklı bir şehirden beklediğiniz işin sevincini alacaksınız. Bu sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir kariyerinizle ilgili almak istediğiniz eğitimle ilgili de aslında bu yıl doğru karar verip master ya da düşüncenizle ilgili bir eğitim evreniz söz konusu olacak. Bu hayırlı ve aydınlık diyorum. Hiç panik yapmayın. Ama sizde en büyük sorun ailelerin bazı uzun süredir teyze ya da amcalarla ilgili diyaloglarda sorunlar yaşandığı için ailedeki bu gereksiz atışmalar sizi yormaya başladı. Dingin uyumak istiyorsunuz çünkü devamlı aynı konular gündemde olduğu için huzursuzsunuz. Bunların da geçiş evresi olacak. Sizde de gözlük gözle alakalı bir probleminiz ya da saç dökülmeniz olabilir. Size puanım 6. Niye 6? Yorgunsunuz. O yüzden yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız 26 Kasım'da yengeçler işleriyle ilgili oturmasını istediği noktanın masasına keyifle oturdu. Hatta yükseliş ve maaşınızla ilgili kaygılarınız varsa bunlar da rahatladınız. Ama ekstra bazı işler yapmak istiyorsunuz. Bunların da planları var. O yüzden size bereket haftası geldi. Bunun kıymetini bilin. Özel hayatınızla alakalı da uzun süredir hep duygusal yalnızlığım devam ediyor diyen yengeç burçları içinde aslında Aralık ayı doğru bir aşka yelken açma, doğru insanı bulma ve ailedeki bazı miras konuları gündeme gelebilir. Önemli mallar gibi gözükmese dikkat ederseniz değerli mallar çıkacak. Panik yapmayın. Sağlık konusunda da sizde basur gibi yani ishal gibi bu noktalarda sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum yengeçler çünkü böyle bir sorun evresi yaşayabiliriz. Ama dostlarınızla yemek sohbet dönemiyle başlayacak, hayırlı olacağını söyleyebilir. 26 Kasım akrep burçlarını neler bekliyor diyor, aslan burçlarına neler bekliyor diyorsanız aslanlar aslında çok yoruldular. Beklediği işler hala umutsuzca devam ediyor ve onları kasmaya ve yıpratmaya başladı. Ama yeni işler hedefleri de var. Bunlar da olumlu süreç olacak ama siz koltuğunuzu yerini sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Yöneticilerden bir basamak değişimi ve bu değişim sizin için gerçekten güzel olacak. Özel hayatınızdaki insanla yol aldınız. Evlilik ve ev alma gibi bir niyetiniz var. Son zamanlarda kiloyla alakalı takıntılarınız ve çocuk isteğiniz var gözüküyor. Ve parasız evreleriniz çok yorulduğu için artık bununla ilgili paraya kavuşmak istiyorsunuz.
Sizde 2019 çocuk yılı, para yılı, şans yılı, bereket yılı, size puanım 10. Sadece sizin dişlerinizle alakalı ağrılarınız olabilir, ağız kuruluğunuz olabilir ya da nefes hani kokusu olabilir. Dikkat edin, bu aralar midenizden kaynaklanan sıkıntılar sizi mutsuz edebilir. 26 Kasım. Başak burçları ile ilgili aslında çok güzel ve bereketli bir hafta. Onların işlerinde büyük bir rahatlık, parasal hayatı ile ilgili ödemeler biraz rahatladı. Biraz daha gelecek planları içerisindesin. Hatta İstanbul ya da yaşadığınız yeri değiştirip farklı yerlere gitmek isteyen Başak burçları için de bu yıl bu planları yapacağız. 2019'da da bunları gerçekleşir. Yazlık ev mi istiyorsunuz, yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz, planınız neyse Rabbim size en iyi şekilde verecek. Sizin de hastanız var, biraz sıkıntı olabilir, gözyaşı dökebilirsiniz. Sağlık problemi yaşayacak birinin hüznünü yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Bir de sizin ilişkiler konusunda her şey ortada, bir türlü sonuç alamıyoruz diyorsanız da sizde de güzel bir hayal ettiğiniz evlilik ya da hayal ettiğiniz ilişkiye kavuşma haftasına giriş yapacaksınız. Problem görmüyorum. Sizde de belki varislerle ilgili damar probleminiz olabilir ya da şiddetli baş ağrınız olabilir. Bu da sinüslerinizle alakalı. Dikkat edin. 26 Kasım Yengeçlerin terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, teraziler aynen benim anlattığım, ne doğruyu koyuyorsunuz ne boşa, ne dolu ne boşa. Bu aralar onu öde, karta bunu yatır ona, bunu koy ona, elde var dengesiz bir hayat haftasına giriş yaptınız. Rabbim sizi aralıktan sonra daha verimliliğe kavuşturacak ve yerinizle ilgili beklediğiniz yenilenme var. Bu yenilikte hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyeyim. Özel hayatınızdaki insanla da aslında gereksiz atışmalar, kavgalar devam ediyor ve özellikle geçmişinden birini bekleyen kişi kim varsa bu geri gelecek ve hatta evlilik yapacaksınız. Onu da şimdiden söyleyebilirim. Ve ailenizle alakalı bazı mahkemesel pürüzler var. Bazı konularda siz de sanki hakim ya da savcı karşınızda olacaksınız. Ama sonu hayırlı olacak sizin için. Panik yapmanızı istemiyorum. Endişe etmeyin. Puanım size 9. Ben yani akrepler neler bekliyor diyorsanız 26 Kasım'da akrepler için de inanılmaz iş temposu başladı. Biraz sıkıntılı dönem geri gitmeye başladı. Daha verimlilik haftasına giriş yaptınız. İşinizle ilgili planlarını, raylarını oturtmaya çalışıyorsunuz ve kendi kariyerinizle alakalı da olabildiği kadar mücadele etme haftasına giriş yaptınız. Çünkü endişelenme, kaygı oranı çok fazla olmaya başladı akreplerde. Hani kaybetme korkusu. Kaybetmeyeceksiniz. Kazanç haftasına giriş yaptınız. Ama tabii ki temkinli olun. Ödemelerinizi doğru noktada yaparsanız daha verin. Ailenizle alakalı da çocuk isteyen akrep burçları için de sürpriz bir çocuk dönemi olacak. Hatta kadınlarda şu dönem regli ya da adet döneminde sıkıntılar yaşayabilir. Bunlara dikkat ederseniz ayak üşütmesi, mantar gibi problemleriniz olabilir. Akrepler, sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Sağlık her şeyden önemli. Bir de bir hamam sefası var akreplerde. Böyle hamama gideyim, masaj yaptırayım, kendime geleyim diyorlar. Allah da bunu nasip edecek. Gidin hamamınıza. Yay burcunu neler bekliyor diyorsanız 26 Kasım'da yaylar aslında özel hayatları ile ilgili çok böyle gerginler, huzursuzlar, aşkı bulamadım, o kocayı bulamadım, evde kaldım, evlenemedim diyen çok fazla yay burçları var. Onlar için biraz daha sabırlı olursanız gerçekten kalpteki doğru insanınızı bulup yol alacaksınız. Ama biraz daha vakit var ama evliliğiyle ilgili sorun yaşayan yay burçları için inanılmaz derecede düzelme ve iyileşme haftasına, hatta mahkemeye boşanmaya verdim diyenler de özgürlüğümüze kavuşmak isteyen yay burçları da boşanma dönemine giriş yapacak. İşinizle alakalı da uzun süredir beklediğiniz yeni bir iş oluşumu sizin için hayırlı. Artı beklediğiniz farklı işler de yapmak istiyorsunuz ve ortaklı işler kurmak isteyen yay burçları için de inanılmaz güzel bir karara giriş yapacaksınız. Size bolluk, bereket, hatta şans oyunları oynayabilirsiniz. Bu ara şansınız yüksek. Size puanım 10. Çünkü çok şanslı bir evredesiniz. Oğlak burçlarına 26 Kasım neler bekliyor diyorsanız, onlar için aslında evet çok yoğun iş temposu, parayla ilgili gerginlikler var. Ama onlarda aileden gereksiz tartışmalar, atışmalar yaşandı. Herkes birbirine saçma sapan kapris yapıyor. Ve aileyi toparlama, aileyle yüzleşme, aileyi bulma. Ve anne rahatsızlığı gündemde olabilir oğlak burçları ile ilgili. O yüzden ailede annenin sağlığı ile ilgili bu ara hastane, operasyon vesaire şey derken işler biraz onların canlarını sıkmış olsa da aslında kazançları hani güzel gidiyor ama kafanızda farklı bir yatırım niyetiniz var. Arsa ya da araziye
tarzında böyle bir yatırımın da gündeme ve Mart'a kadar bu yatırımınızı gerçekleştireceksiniz. Sizde de son zamanlarda eklem ağrılarınız olabilir, uyku apneisi olabilir. Dikkat edin çünkü uyku problemi ve kulak enfeksiyonlarınıza dikkat ederseniz çok sevinirim çünkü oğlaklar hemen enerjileri düştüğü zaman vücut metabolizmalarında sıkıntı yaşanıyor. Size puanın 5. Neden 5? Çünkü parayı da doğru dengede ailenin karmaşası yüzünden. Kova burcunu 26 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız kovalar evet işlerle alakalı batak süreci geride bıraktılar, toparlandılar. Biraz daha gelecek planları içerisine girdiler. Hatta satmak istediğiniz bazı önünüzde mallar var. Bunların mücadelesi. Evet bir ev ya da bir arsa satma niyeti olan kovalar için hayırlı bir hafta. İstediğiniz rakamda, istediğiniz noktayı satacaksınız. Panik yapmayın. Ama sizin özel hayatla ilgili de bu aralar her şey çok kötü gidiyor. Üstünüze herkes gelmeye başladı. İlişki istemiyorum, sessizlik istiyorum diyen kova burçları için de belki aralığın ilk haftasından sonra doğru aşka yelken açacaksınız. Evliliğiyle ilgili problem yaşayan kova burçları için de aslında birbirlerine tekrar şans verirlerse bu evliliğin kurtulacağını düşünüyorum. Ama sizde de son zamanlarda sinir kasılması, baş ağrısı, sırtınız fıtık değil ama sırt ağrıları, omurilik ağrılarınız olabilir. Dikkat ediyorum. 26 Kasım balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız balıklar aslında evlerine döndüler, huzuru buldular. Gerçekten huzurlu bir haftaya giriş yaptılar. İşleriyle ilgili planları var. Devletle ilgili evraklarınız var. Bunları koşturuyorsunuz. Bunları teslim etmeye çalışıyorsunuz. Sizin için aslında 26 Kasım öğrendim, bildim, susuyorum. Hani her şey bilinçlenmiş, öğrenmiş ve neyi ne yapmak istediğimizin radikal karar vericisi. Hatta hayat arkadaşınızla daha planlı, daha programlı her şey istediğiniz kıvama gelecek. Ama Emine Hanımcığım, benim hiç ilişkim yok diyen balık burçları için de sürpriz bir aşka yelken açma haftası ve kalıcı erkek arkadaşı ya da kalıcı bayan arkadaşınızı bulacaksınız ve onunla yolunuz doğru noktada değil. Ve uzun süredir anahtar değişikliği yapmak isteyen, ev değişimi ya da araç değişimi yapmak isteyen insanlar için bir ay sonra doğru sürecin aydınlanmışlığı olacak. Panik yapmayın. Size puanım 9. Niye 9? Çünkü ne istediğini bilmeye dönemi, yeniden var olduğunuzu ispatlama ve hedeflerinizin tutacağı bir haftaya giriş yaptınız. Biraz aileyle ilgili vakit geçirme zamanı diyorum. Evet 26 Kasım haftalık burcumuzda burada yaptık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. 10.000'de canlı yayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.